Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve lakibeti lil muttaqin ve la udvana illa alel zalimin. Ve salatu ve selam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Sallu ala resulina Muhammed. Sallu ala şefii zunubina Muhammed. Sallu ala tabibi kulubina Muhammed. Subhaneke la ilme lana illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Subhaneke la fahme lana illa ma fahamtena inneke entel cevadul kerim. Besmele, hamdele ve salveleden sonra Allah-u Teala'nın rahmeti, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şefaati ve hasreten de Allah dostlar himmeti bereketiyle inşallah siz kıymetli kardeşlerimize, misafirlerimize vaaz-ı nasihat ve sohbet etmeye çalışacağız. Allah-u Teala yapacağımız bu sohbeti kendi rızası doğrultusunda sünnet ve cemaat itikadına göre konuşturmayı siz kıymetli kardeşlerimiz can kulağıyla dinledikten sonra ihlaslı bir şekilde yapmayı nasip eylesin. Kıymetli kardeşlerimiz, Mahmud Sami Ramazanoğlu Musahabe adlı kitabının birinci cildinde sohbetin maksadı üçtür. Birincisi ilme teşviktir. İkincisi bildikleriyle, duyduklarıyla amel etmektir. Üçüncüsü topluma, millete, vatana, dine faydalı olmaktır. İnşallah bu sohbetler Ümmet-i Muhammed ve bizler için faydalı olacaktır. Olmasını temenni ediyoruz. Muhammed Bahattin Nakşibendi Hazretleri de bizim tasavvuf, bizim tarikat, bizim yolumuz sohbet üzerine kurulmuştur. Ondan dolayıdır ki Eddinu Nasihatun hadisi şerifini 12 bin defa tekrar tekrar sofilerine, müritlerine söylemiştir. Eddinu Nasihatun, din nasihattır. Bundan dolayıdır ki saadatlar da vakıf sistemimiz de bu sohbetlere çok önem veriyor. İmam-ı Şafii Hazretleri de 40 gün bir sohbet meclisinde, ilim meclisinde bulunmayan kişinin kalbinin kasvetleşeceği, kasvetleşeceği, sertleşeceği ve ondan sonra vaaz-ı nasihatın tesir etmeyeceğini söylüyor. Ve bundan dolayıdır ki bizim İbn Hacer el-Eskalani Münebbihat adlı kitabında da Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor: "Aleyküm bi mücalesetil ulemai, alimlerin meclislerine koşunuz, sarılınız ve istima'i kelamil hukemai, hikmet ehlinin, Allah dostlarının sözlerini de can kulağıyla dinleyiniz. Fe innallâhe Teala, Ali Şanı Yüce olan Hazreti Allah, yuhyel kalbel meyte, ölü kalpleri diriltir. Ne ile? Bin nuril hikmeti, o güzel hikmetli sohbetleriyle. Nasıl? Bin ma'il mat, kema yuhil erdel meyte, ölü bir arazinin dirildiği gibi, canlandığı gibi, hayata geldiği gibi. Ne ile? Bin ma'il meteri, nasıl ki bir yağmur suyu, rahmet yağmuru yağdığı zaman, kuraklık geçiren bir toprak sulandığı zaman nebadat oluyor, canlanıyor. İşte vaaz-ı nasihat da ne yapıyor? Kalpleri diriltiyor. Kalpleri canlandırıyor. Ve mürşidi kamilin, tasavvufun maksadı da kalptir. Ve kalbi hastalıkları tedavi etmektir. Bugünkü sohbetimizin konusu da kalbin hastalıklarda olan gıybet ve yalan konuşmanın felaketleri. Gıybet ve yalan konuşmanın felaketleri. Zamanımız kısıtlı olduğu için kısa ve öz bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Tabii ki sizin karşınıza 3-4 tane hatta 4-5 tane eserle çıktım. Ben hesaplıyorum şundan. Evet. 5 tane kitapla çalıştım gerçekten. 20 dakika olmasına rağmen ya da yarım saatte belki de olabilir. Her şeyden 5 dakika okusak, yani 5 dakika anlatsak inşallah neyimize, amacımıza kavuşmuş oluruz. Kıymetli kardeşlerimiz, Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifinde şöyle buyuruyor: "Ele fi cesedin muğdatan, iza salahat salahat cesedi kulluhu ve iza fesedat fesedat cesedi kulluhu, elle ve hiye kalp." Dikkat edin, sizin bedeninizde bir et parçası vardır. O hasta olursa bütün beden hasta olur. O sağlıklı olursa bütün beden sağlıklı olur. İşte dikkat, o kalptir. Kıymetli kardeşlerimiz, hadis-i şerifte Allah-u Teala bizim bedenimizin 360 organdan, eklemden, 360 eklem, organ,
azada diyebilir miyiz hocam bu vücut azaları? 360 tane azadan meydana geldiği söyleniyor. Her bir aza için ayrı bir sadaka şükretmemiz gerektiğini söylüyor hadis-i şerif. Gavs-ı Kasrevi Seyyid Abdülhakim Hüseyin de bunu diyor ki bu 360 tane organ her zaman, her saatte, her zaman kalbe bakarlar. Onların hükümdarı kalptir. Kalp eğer sağlam ise, kalp eğer temiz ise o organlar da amacı doğrultusunda güzel bir şekilde ne yapılır? Hizmet ederler. Ama kalp hasta ise, kalp de neyle hastalanır? Kalp, hadis-i şerifte peygamberimiz buyuruyor, bir kul, bir mümin bir günah işlediği zaman onun kalbine siyah bir leke yazılır. Ve in tabe, eğer tövbe ederse o günah silinir ve ondan sonra da o kalp cilalanması gerekir. Bu da tövbedir. Yani günah işledikten sonra günahı silmenin şeyi tövbedir. Ama şimdi bugünkü sohbetimiz gıybet olduğu için bir de bu vücut azalarımızın arasında 360 tane azanın arasında en kıymetlisi ve en tehlikelisi hangisi desen dildir. Dil. Burada bir tane kitap İmam Gazali Hazretleri sadece bir tane kitabı yazmış. Dil belası. Sadece dil. Ondan dolayı dil kalbin tercümanıdır. Kalpte ne varsa dil onun içerisindekilerini şey yapar. Akseder, konuşur. İstifade edeceğimiz kaynaklar demişiz. Allah dostlarında yaşayan sözler, şu kitap. Hoş bir kitap. Alfabetik sıraya konuları işlemiş. Ondan sonra ikinci eserimiz dil belası. Şu İmam-ı Gazali Hazretleri'nin. Üçüncü kaynağımız kalbin hastalıkları. Burada sadece gıybeti anlatıyor. İkinci şeyimiz de kalbin hastalıkları yalanını anlatıyor. Şimdi bu gıybet ile yalan başı başına bir konudur yani. Bunu 15 dakika, 20 dakika içerisinde sıkıştırmak, yani bunu aylarca, yıllarca anlatsan bu konu yani kıymetlidir, değerlidir, anlatamayız, tüketemeyiz yani. Allah-u Teala şimdiden yapacağımız bu sohbeti, bu konuşmayı ne yapsın? Kendi rızası doğrultusunda konuşturmayı nasip eylesin. İbrahim suresi 24 ve 27. ayette Cenab-ı Allah Tekaddes Hazretleri şöyle buyuruyor. Güzel, hoş söz, kökü sağlam, dalları doğru doğru olan güzel ağaç gibidir. O ağaç Rabbinin izniyle meyvesini her zaman verir. Allah insanlara düşünüp ibret alsınlar diye böyle örnekler getirir. Çirkin bir söz kesilip yerden çıkarılmış, kökü olmayan kötü bir ağaca benzer. Allah inananları hem dünya yaşayışı hem de ahiret sapasağlam tutar. İbrahim suresi. Ondan sonra tabii ki bugün bu ayetten sonra diyor ki Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenu lima takuluna ma la tef'alun. Ey iman edenler, bu da Saf suresi ayet 3. Yapmadıklarınızı, ey iman edenler, yapmadıklarınızı niye başkalarına anlatıyorsunuz? Kıymetli kardeşlerimiz, burada gıybet ne zaman edilir? Gıybet hangi şartlarda edilir? Gıybeti eden organ hangisidir? Gıybette kurtulmanın çareleri nedir? Bunu anlatacağız. Şurada diyor ki, söz ile sükut arasında bir başlık yapmış. Diyor ki Safvan bin Süleyman radıyallahu anhu Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet ediyor ki size ibadetlerin en kolayını ve en bedene hafif gelenini haber vereyim mi? O sükut etmek ve güzel ahlaktır. Sükut etmek. Onun için insanın başına ne gelirse ayet-i kerime diyor ki sizin başınıza gelen musibet ve belalar sizin kendi elinizle yaptığınız günahlardan dolayıdır. Ama insanın başına ne gelirse insanın dilinden gelir.
Onun için Arif-i Billahlar ne demişler? Sukutu lisan ve selametul insan. Yine Resul-i Ekrem şöyle buyurmuştur. Allah'a ve ahiret gününe imanı olan hayır söylesin veya sukut etsin. Yine İbn-i Mesud radıyallahu anh'ı tam rivayetle Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanlar üç kısımdır. Bir kısmı kârda, bir kısmı selamette, bir kısmı helaktadır. Kârda olanlar Allah'ı zikredenlerdir. Kârda olanlar Allah'ı zikredenlerdir. Allah-u Teala öyle buyurmuyor mu? Bismillah. Ya eyyühellezine amenu uskurullaha zikren kesiren. Ey iman edenler Allah'ı çok çok zikredin. Başka bir ayeti kerimede Allah-u Teala buyuruyor. Siz bir düşman topluluğuyla cihada, savaşa gidince Allah'ı çok çok zikredin. Ayet. Onun için Osmanlı ecdadımız cihada çıkarken mehter takımıyla Allah 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 nida sesleriyle şey yaparlardı. Şu anda günümüzde de Allah muhaf- Allah bütün Müslümanları o şer güçlerinin, o düşman güçlerinin şerrinden, özellikle şu anda Bağdat'taki Ümmet-i Muhammed'i, Müslümanların çoluk çocuğunu bu şer güçlerin, bu kafirlerin şerlerinden muhafaza eylesin inşallah. Allah-u Teala bu kardeşlerimize, bu mümin ve Müslüman kardeşlerimize manevi ordularıyla ne yapsın? Desteklesin. Çünkü el-kufru milletun vahidatun. Küfür tek millettir. Müslümanlar da tek bir ümmet oldukları zaman, Allah dedikleri zaman bunların ödü korpacaktır. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in mucizelerinden bir tanesi de, diğer peygamberlere verilmeyen bir tane mucizesi de, kaç aylık mesafede düşmanın kalbine korku salar Mustafa abi? Bir aylık mı? İki aylık mı? Bir aylık mesafede düşmanın kalbine korku salar. Şimdi tam tersine biz Müslümanlar şer güçlerinden korkmaya başladık. Niye? Manevi gücümüz, manevi enerjimiz azaldı, tükendi, kuvvetimiz olmadığı için ne yapıyoruz? Korkak bir şekilde hareket ediyoruz. Kıymetli kardeşlerimiz, hayır konuşup da ganimet bulmuşçasına zengin olana yahut sukut edip de selamet bulan kimseye Allah rahmet eylesin. Bu da yine hadistir. Şimdi bu kitabı şey yapıyoruz, bu kitabın hakkını verdikten sonra bu dil belası daha gıybete başlamadan, yalana başlamadan bu dilin özellikleri nedir? Diyor ki dil Allah-u Teala'nın büyük nimetlerinden en çok harika lütuflerindendir. Bir de kemiksiz. Almanya'da Mehmet Yarbay, ben yurt dışında geldiğim için Mehmet Yarbay'ı duydunuz mu bilmiyorum, bir tane abimiz var. Ben onun sohbetinde 15-20 sene sohbetinde bulundum canlı. Bulundum dediğim zaman dinledim. Ve o şunu anlatırdı. İmam Gazali Hazretleri'nin İhya-i Ulumüddin'de şeytanın kalbe giriş yolları diye bir bahis var. Şeytanın kalbe giriş yolları. Diyor ki kalp bir kaledir. Şeytan ise o kaleye girmek isteyen bir hırsızdır, bir düşmandır. Sen kalenin gediklerini, kapılarını iyi kapatmasan o şeytan o kaleye girer. O kalenin gedikleri, kapıları diyor. Havasatul Hamsed'in 5 tane duyu organımızdır. Bunlardan birincisi dildir. İkincisi kulaktır. Üçüncüsü gözdür. Dördüncüsü burundur. Beşincisi dokunma şeyidir. Neyi? His. Dokunma hissi. Bunların hepsi de kemiksiz organlardır derdi. Dikkat! Kemiksiz organlara dikkat. Ama dil en fazla, bak dilin önünde Allah-u Teala diş koymuş. Duvardan dişler ürmüş. Ne demiş? Dikkat, dişlerini kapat. Dişlerin önüne de bir tane başka bir tane duvar koymuş. Dudak. Hani bugün söyledik ya Mustafa abi. Allah-u Teala neden iki tane kulak vermiş? Bir tane dil. Bu soruyu bir kardeşimize sorduk. Neden iki tane kulak vermiş? Bir tane dil. Çok dinle, az konuş diye. Çok dinle, az konuş diye. Onun için dilin kemiği yoktur. Diyor ki
Ve hatta bir tane Allah dostu Arif-i Billah müritlerine imtihan yapmak için diyor ki bana insanın en kıymetli insanın en kıymet verdiği, insanı en fazla kıymetlendiren o bir şey getirin diyor. Bazıları gidiyorlar işte en kıymetli şey insan için nedir diyorlar yani aslında. En kıymetli olan şeyi getirin diyorlar. Kimisi gidiyor işte altın getiriyor, kimisi başka bir şey getiriyor. Bir tane sofisi de gidiyor affedersin koyunun bir tane dilini koparıyor, dil getiriyor. Bu nedir diyor? Efendim diyor, insanın diyor en kıymetli şeyi dildir. Bu dili güzel olursa her şey güzel olur. Ondan sonra diyor ki peki diyor en kötü bir şeyi getirin diyor. İnsan için en kötü olan şeyi getirin diyor. Yine o gidiyor hayvanın dilinden bir tane dil getiriyor. Diyor ki en kötü şey de yine dildir. İnsanı hem uçuruma uçurtturur hem de uçurumdan çıkarır ne yapar? Onun için Peygamber Efendimiz de duasında her zaman nasıl dua etmiştir? Allahümme ya mukallibunel kulub sabbit kalbi ala dinik. Ey kalpleri evren çeviren Allah'ım benim kalbimi de İslam dini üzerine sabit kıl. Hatta Miraç gecesinde Peygamber Efendimiz sonrasında Miraç'a çıkarken bir kayanın bir taşın içerisinde bir yılanın çıktığını gördü. Yılan delikten çıktı. Taşın içindeki bir delikten çıktı. Girmek istedi bir daha giremedi. Peygamber Efendimiz bu hadiseyi şöyle yaptı. İnsanın dilinden çıkan bir kelime bir daha ne olmaz? Geri girmez. Yılan gibidir. Karşıdakini sokabilir. Zehirleyebilir. Onun için tatlı dil yılanı ne yapar? Deliğinden çıkarır. Dil Allah-u Teala'nın en büyük nimetlerinden ve en çok harika lütuflerindedir. O cüssesi küçük ancak itaati ve günaha büyük bir organdır. Zira iman ve küfür dilin şahitliğiyle belli olur. Ortaya çıkar iman itaatın küfür ise isyanın zirve noktasıdır. Bak bir münafık bile gelip diliyle şahadet getirse kelime-i tevhid getirse, kalbiyle de inanmasa biz şeriatın zahirine göre onu Müslüman olarak kabul ediyor muyuz, etmiyor muyuz? Bak dil onu Müslüman yapıyor. Biz çünkü insanların kalbinde geçenlerle, hatta bir insan kalbinde bir günah geçirse, o günahı işlemediği müddetçe ne olmuyor? Sorumlu olmuyor. Günah olmuyor. Ama dilinden çıksa, mesela bir insan kalbinde bugün Mustafa abiyle de şey yaptık. Bir boşanma meselesinde bir lafız kullandım da dedi bunu dedi kadına söyleseydin boş olurdu dedi. Böyle bir kelime söyledim. Nasıl bir kelimeydi Mustafa abi? Sen boşsun dedim. Evet. Yani meşgul değilsin. Sen boşsun dedim. O bir kardeşime yani sen boşsun demek yani sen çalışmıyorsun, meşgul değilsin. Dedi bunun boş kelimesini sen bunu bir kadına karşı kullanmış olsaydın boş olurdu. Çünkü şeriat zahire göre o kelimeye bakar. Ama ben kalbimde ne kadar geçirsem hanımım hakkında, başkası hakkında bunu dilimle telaffuz etmediğim müddetçe o hüküm geçerli olmuyor. Onun için dil çok önemli. Dil mevcut olan olmayan, yaratıcı ve yaratılan, hayal edilene bilinen, zannedilen ve vehmedilen her şey hakkında konuşur. Onları kabul veya inkar eden ilmin ulaştığı her ne varsa hak ya da batıl dil onu anlatır. İlmin de alanı çok geniştir. Hemen her tarafa uzanır. Dildeki bu özellik başka bir uzuvda yoktur. Göz ancak renkleri ve şekilleri görebilir. Kulak yalnız sesleri işitebilir. El sadece cisimlere dokunabilir. Bütün uzuvların işleri sınırlı olup her şeye ulaşamazlar. Hani Yunus Emre'nin, Mustafa abi şey yapamıyorsam bana yardımcı ol. Söz ola kese başı, söz ola kese savaşı, söz ola kestire başı. Böyle demek ki onun için öyle diyor Yunus sen burada meydan isteme. Meydanlar içinde ne vardı?
merdaneler vardır. Her kim pervane çıksın meydane, meydanlar içinde merdaneler vardır. Hazreti Ebubekir Sıddık bu münebihatın Arapçasında buyuruyor ki fi kavlihi taala, Allah Teala'nın bir ayeti kerimesinde zahara'l fesad fil birri fil barri vel bahr, denizde ve karada fesat meydana geldi ayeti kerimesinde kale el birru, karada fesat meydana geldi, fesat çıktı manası ve huve lisanu, o lisandır. Zira yeryüzündeki bütün fesatların şeyi dilden çıkan bir kelimedir. Adam Amerika'dan bir kelime çıkıyor, dolar yükseliyor. Yani ne ekonomik değilim de. Yani bir kelimeyle ekonomi düzeliyor. Bir kelimeyle ne oluyor? Bir kelimeyle savaş duruyor. Bir kelimeyle kelle kesiliyor. Çok önemli. Onun için lisanımıza dikkat etmemiz lazım. Vel bahru, denizde fesat meydana geldi. Ve huvel kalbu, o da kalptir. Kalp bozulduğu zaman lisan da bozulur. Her şey bozulur. Bunu da atıyoruz. Şimdi sohbetimizin konusu neydi? Maşallah. 20 dakika olmuş hocam. Şunu hemen 5 dakika, bunu 5 dakikada onu şey yapayım. Hemen devam edelim. Gıybet konusunu şey yapalım. Kıymetli kardeşlerimiz, Allah-u Teala ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. Ya eyyühellezine amenu. Ey iman edenler. İşteni bu kesiren mine zani. Zanın çokundan sakınınız. İnne bazı zanne ismu ve la tahsenu ve la nasıldır hocam? Ve la tahas ve la tahassu ve la yaghtab bazıkum bazen en yuhubbe ahadikum en yekule lehmel ahihi meyten fekerihtimuhu vettekullaha innallaha tevabur rahim. Biraz yazısı küçük olduğu için gözlük takmam lazım. Türkçesini de okuyacağım. Arapçası okunduğu zaman daha fazla şey oluyor. Tesiri ve feyzi yani daha fazla. Çoğundan sakın, zannın bazı bizden biriniz başka bir kardeşinin zibesini yapmasın, öyle etini yemekten hoşlanır mı? Bundan tiksindiniz. Evet, evet, evet. Aynen öyle. Manası diyor ki, ey iman edenler, zanın çoğundan kaçının. Çünkü zanın bir kısmı büyük günahtır. Birbirinizin gizli hallerini ve kusurlarını araştırmayın. Birbirinizi gıybet de etmeyin. Sizden biri ölü kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? Bundan tiksindiniz. Öyleyse Allah'tan korkun. Şüphesiz ki Allah tövbeleri kabul eden ve çok merhamet edendir. Bu nedir? Hucurat suresi 49. Gıybet edilen kimse orada bulunmadığında söylenen sözleri bilmemesinden ve o anda savunacak durumda olmamasından dolayı bir ölü konumundadır. Yani hiçbiriniz kardeşinin ölü olarak etini yemeyi sever mi? Elbette sevmez değil mi? Demek ki ondan o eti yemekten tiksindiniz. Çünkü insan fıtratı bundan tiksinmeyi gerektirir. Madem ki onu yemekten tiksindiniz, o halde gıybet etmeyin de Allah'ın kaçınmayı emrettiğinden sakınarak veya yaptıklarınızdan pişmanlık tövbe ederek korunmasına girin ve korunun. Zira Allah merhametiyle tövbeleri kabul edendir. Şimdi bu ayet-i kerimenin nuzulu sebebi şöyle bir hocada dinledim. Diyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında iki tane sahabi kadın. Kadın sahabe erkek olduğu zaman sahabe. Kadın olduğu zaman ne deniyordu Mustafa abi? Kadın sahabeye ne deniyordu? Erkeğe sahabe, kadına sahabi mi? Evet, iki tane sahabi kadın nafile oruç tutmuşlar. İftar edecekler. İftar edecekleri için bir yiyecekleri, bir yemekleri de yok. Saadet-i haneye geliyorlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem evine geliyorlar ya da Hazreti Ayşe'ye bildiriyorlar. Biz oruçluyuz. Biz iftar etmek istiyoruz ama yiyecek bir şey yok. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ayşe peygamberimize söylüyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki o kadınlar iftar etti. Onlar oruçları bozuldu. Onlar iftar etti. Onların oruçları bozuldu. Ondan sonra
Hazreti Ayşe gidince Peygamber Efendimiz böyle buyurdu diyor. Siz iftar etmişsiniz, oruçları bozmuşsunuz. Hayır, biz bir şey yemedik. O zaman Peygamber Efendimiz buyuruyor. Git söyle onlar tükürsünler. Ve tükürüyorlar. Tükürdükleri zaman ağızlarından, dillerinden kan ve kan pıhtısı çıkıyor. Yani ölü kardeşin etini yemiş gibi kan çıkıyor. Yani siz gıybet ettiniz. Siz Müslümanın Müslüman kardeşinin arkasında çekiştiniz diyor. Görüldüğü gibi Allah-u Teala gıybeti kardeşinin etini yemeye benzetmiştir. Hak Teala bu ayette insanlara bir örnek vermiştir. Böylece tabii ki Miraç gecesinde diyor, bakır tırnakları olan bir kavme uğradım. Tırnaklarıyla yüzlerini ve göğüslerini tırmalıyorlardı. Ey Cebrail, bunlar kim diye sordum. Cebrail, bunlar gıybet edenlerdir diyor. Gıybet, arkadan çekiştirip duran, kaş göz hareketleri de alay eden bir kişinin vay haline. Yani gıybet, gayb kelimesinden geliyor. Gayb demek, yani hazırda olmayan, uzakta olan, yani o anda gözünün önünde olmayan bir kardeşinin arkasında ne yapmak? Hoşlansın, hoşlanmasın. Yani söylediği zaman hoşlanmadığı bir şey ya da söylediği zaman onda bulunmayan bir sıfatla onun arkasında konuşmak, bu gıybettir. Allah Gavs Hazretleri, Seyyid Abdülbakı Hazretleri de ne yapmış, ne söylemiş? Sofilerin, müritlerin en büyük hastalığı, özellikle erkeklerin, birincisi göz zinası, ikincisi gıybettir. Malayani yani. Gıybet. Göz zinası ve malayani. Şimdi ikinci kaç dakika oldu? 26 dakika oldu. 4 dakikada yalandan bahsedelim. Yarım saatte bunu bitirelim inşallah. Fazla da siz ikramınız var inşallah. Yok mu ikramınız? Çay ikram sayılmıyor. Çay şey. Çay farz. Ha. Evet. Vakfın şeyine göre ikram olunması gerekiyormuş yani. Biz her tarafta bunu şey yapıyoruz. İkram olmayan yerlere bundan sonra da gelmeyeceğiz yani. Şaka yaptım. Yalan yalan diyor. Evet. Kur'an-ı Kerim'de وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّ بِاللّٰهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ diyor بِمُؤْمِنِينَ. Münafıklar hakkında. وَمِنَ النَّاسِ insanların bazıları men ol bir kimseler ki yakulu derler amenna biz iman ettik. Kime? Billahi. Hazreti Allah'a. وَالْيَوْمُ الْاَخِرِ ahireti. وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِ. Halbuki onlar iman etmediler. Yani Allah'a ve ahirete iman etmediklerinin yalancılar kimlerdir? Yani başta münafıklardır. Onun için yalan söylemek ne oldu? Münafık alameti oldu. Münafıkın alameti kaçtır? 3. 1. Konuştuğu zaman yalan söyler. 2. Söz verdiği zaman sözünde durmaz. 3. Emanete ihanet eder. Bu şeydeki eraytellezi yukezzibu biddi. Sen o din gününü yalanlayanı görmedin mi? Hayır. Orada da din gününü yalanlayan şeyde yalancılar şey yapıyor. Kur'an ve hadislere göre yalan bir münafıklık alametidir. Zira yalan insanın kendi içinin sesini seslendirmemesidir. Bilindiği üzere nifak da içi dışı farklı olmak, iki yüzlülük yapmak, inanmadığı halde inanıyor gibi görünmektir. Buna göre yalanla nifak kol kola yürüyen iki arkadaş gibidirler, iki kötü arkadaş. İnsanların inkar bakımından en tehlikesi münafıklardır. Mesela bu şu anda bu münafıklar şey yapınca diyor ki وَاِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْاَرْضِ. O münafıklara denildiği zaman yeryüzünde fesatlık yapmayınız. قَالُوا اِنَّمَا nasıl? قَالُوا biz ben Türkçesi evet Türkçesi biz fesat filan çıkarmıyoruz. Biz ıslah edicilerdeniz. Biz demokrasiyi getireceğiz. Biz insan haklarını getireceğiz. Biz ne bileyim günümüzdeki işte bu batı şeylerin, münafıkların, müşriklerin, kafirlerin yaptıkları gibi Allah-u Teala ne yapıyor? Bunlar ta yalancıların ta kendileridir. Sahtekarların ta kendileridir. Ama şunu da unutmayalım.
Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında sahabeye yapılan işkenceler, eziyetler günümüzde belki daha yapılmadı. Çünkü o eski kavimlerin, ümmetlerin başına gelenler sizin başınıza gelmediği müddetçe siz iman ettiğinizi mi zannediyorsunuz? Cennete gireceğini mi zannediyorsunuz? Onlar diyor demir taraklarla diyor vücutları paramparça edildi, yine de imanından vazgeçmediler. Mesela Sümeyye annemiz, ilk şehide edilen kadın, nasıl şehit edilmiş biliyor musunuz? Bir bacağı devenin bir tarafına, öbür bacağı da devenin başka bir devenin içine ters istikamete yitilerek şey yapılmış, şehit edilmiş. İnsan ağlatması bile zor. Ama kafirler istese de istemese de Allah bu nurunu ne yapacaktır? Tamamlayacaktır. Hepimiz malımızla, canımızla, namusumuzla, dinimizle ne yapıyoruz? İmtihan ediliyoruz. Allah Teala cümlenizden razı olsun. Allah-u Teala bu kalp hastalıkları olan gıybet ve yalandan cümle ümmeti Muhammed ve bizleri muhafaza eylesin. Allah-u Teala ümmeti Muhammed'e birlik, beraberlik versin. Kafirleri, müşrikleri, şer güçlerini de şerleriyle baş başa bırakıp kendileriyle uğraşmalarını nasip eylesin. Subhane rabbike rabbil izzeti amme yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.